Yusuf abi bak yıllardır fiyat 500 fiyat 500. Al sana fiyat 500. Çok seviyorum dedim. Çok çoncik. Yusuf abi almış bir tane. Genç gidelim. Kızların hayali. Gidelim Çubuk dağ yollarında şunu bir deneyelim. Her genç kızın hayali. Bununla mı dağ yoluna gideceğiz? Yani köy yolları dağ yol değil de. İkimiz bu arabanın içerisinde bir şey görürlerse yalnız Serhat. Çok yanlış şeyler düşünürler. Sonuçta İtalyan arabası küçük. Akmayın dedeler. Yani dediler. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hiç kullanmamıştım fiyat 500. Yusuf abiye gelmişken bir gidelim gezelim. Sağına soluna bakalım. Hadi bakalım. Debriyaj yumuşacık. Oo. Maşallah. Maşallah. Otomatik camlar var. Klima var. CD MP3 çalar var. Devir göstergesi var. Yani daha ne? Allah belanı vermiş işte daha. Bu sınıf arabalarda devir göstergesi yoktu eskiden ha, hatırlar mısın? Bilirim canım. Niye yoktu acaba? Çok mu pahalı bir şey ki? O zaman otomotiv teknolojisi bu kadar gelişmemişti. Veya çok, gereksinim duymuyordu. Çok saçma yani. Aynen öyle. Dur bari havalandırmayı açalım. Tamam klimayı açmayalım da. Zaten aç, 69 beye gir zaten klimayı da aç kalsın 54. Çamı aşarken zaten titriyor araba. Aa burada Windows'un işletim sisteminin AUX'u var gördün mü? Ya üstünde de yazıyor Windows. Aynen Windows'un USB'si. Windows kaldı mı? Battı değil mi bu arada? Yok abi devam yani. Apple değil mi? Yok canım. Windows devam mı? Windows Mobile. Oo. Çonçik geziyoruz. Gezelim biraz ya. Madem böyle sevimli bir İtalyan arabamız var. Biraz piyasa yapalım. Yani sevimli diyemeyiz de. Niye ya? Ne kadar severim ben bunları. Vay City fonksiyonu var. Direksiyon ya, yumuşacık. Ekime deme. Deme. Yani. Mükemmel yumuşacık direksiyon. Şöyle abi, yapalım hop devrildik. Aha devrildik. Böyle laps. Devrilmiş halimiz. Laps diye devrilecek gibi hissettirmiyorum ya. Araba yumuşak olsun diye o kadar yumuşak süspansiyon koymuşlar belki ki. City'yi kapat. Yok ha açıkmış şimdi kapat. Çok vay yumuşak. Efsane sertleşmedi. Araba böyle yumurta gibi sürüş falan çok kolay. Gerçekten çok kolay. Vites geçişleri yumuşacık, debriyaj yumuşacık. Ama yani süspansiyonları o kadar yumuşak yapmışlar ki böyle her an yana yatabilecekmişiz. Fazla yumuşak. Yana yatabilecekmişiz gibi ama yatmaz yani kolay kolay. Çünkü umarım. Nürburgring görüntülerine falan bakıyorum ben. Araba böyle kendini yırtıyor döneyim diye. 500 abartlar ama bir de onlar var. Yok bunlarla da giriyorlar. Var mı? Var var. Birkaç manyak var. Yani iki günde falan bitiriyor ama. Sonunda bitiyor yani sıkıntı yok. Güzel bir gibi ya. Teybi var. Media Markt. Girdi şey. Milyonerden hediyelerle bu kampanya. Her 5 liralık kupona bir çekiliş hakkı dur, burada. Çekiliş de. Dur. Yani telefondan açsanız daha eğlenceli olabilir. Öyle bir ses sistemi var. Olsun diye koymuşlar işte. Lütfen. Şehir içinde radyo madyo. Bu dayı ne yapıyor ya? Arabamı öfkelendirme lütfen. Dayı arabamı ne yapıyor? Çok amca ne yaptığını bilmiyor ki. 2010 model bu arada. Kaç binde? 136 binde. Ne bileyim işte. Kilometresiymiş. Güzel güzel. Yapamamış daha fazlasını. İsyan etmiş. Şu an... Çiçeğim! Tutmayın beni! tam gaz gidiyorum da ortada bir şey yok. Güzel ya valla. Şimdi ama bir de bizde de bir gariplik var. Niye? Şimdi imprezadan biraz önce imprezanın testini yaptık. Ondan sonra şimdi buna bindik. Allah belamızı verdi çarpıldık. İmprezanın küsurat beygiri kadar mı? Toplam beygiri onun küsuratı kadar. Bu da Ankara'nın en durulmayan kırmızı ışığı. Ufak çukurları çok yumuşak geçiyor ama çukuru o kadar büyütüyor ki böyle dalıp çıkıyor yani. Otomobil grubesi olarak ne beklentiniz neydi fiyat 500'den Serhat İnci? Abi radar olsa giremiyoruz çünkü. İstesek de giremiyoruz yani. Dur şimdi Crafter'ci sinirlendirme bizim üstümüzden geçer vallahi. Crafter yetişemiyor mu ki geçeyim? Yalnız biraz önce zıngır zıngır geçtiğimiz yerler bize şey kavisleri şöyle var ya nasıl dalgalanıyor bak, araba? Hop daldım hop. Konfor abidesi ya. Kesinlikle. Ayağımız yere değmiyor. Mercedes S serisindeki yaylanmanın aynısı. Serhat İnci'yi Mercedes S serisiyle kıyasladın. Oo şok. Buralar... Metal. Yo bir dakika. Sertleşmiş biraz, plastikmiş lan. Ben metal zannediyorum da yok plastik. Yok abi plastik de bak. Plastik. Hakan plastik. Leylon. Çok tatlı ama ya. Gerçekten hani. Çok çonçik. Buna alışırsan eğer hayat beklentilerin düşeceği için her şeyden mutlu. Performans.
yansıyor. Galiba böyle boynu bükük. Her şeyden mutlu olursun. Yani bundan Ege'ye geç, hayatın değişir yani gerçekten. Abi şu var, 1980'li yıllarda bindiğimiz arabaların beygirleri bu beygirleri yakalayamıyordu. Onun da farkındasın değil mi? Bir Doğanlar, bir Toroslar, bir Renault'lar. Bir şey değil mi? Bir tane Doğan bunun içinden geçer. 1.6 Doğan. Ben sana söyleyeyim. Doğanların hepsi 1.6 zaten de zor geçer. Geçer abi. Zor geçer. Varsa öyle. Her türlü meydan, her türlü durak kırmızı yanıyor. Yavaşlamaya başla istersen. Taş devriği gibi ayaklarım çarpışmıyor yoksa. Zaten hızlanmıyor. Yani herhangi bir Doğan L ile atmosferik yani eski nesil motorla ben drag yaparım bundan. Hadi bakalım. Varsa, drag yapmak isteyenler Doğan'ıyla. Doğan'ıyla 400 metrede ben drag yaparım bu arabayla. Hiç sorun değil. Geçerim demiyorum. Geçebilirim de, geçiremeyebilirim de. Ama drag yaparım yani. Yenilirsen ne vaat ediyorsun? Çay içeririm, çay veririm. Subaru ile bir tur diyelim. Ufak bir tur. Olur. Sorun değil. Subaru dışarıda zaten. Bu arada arabamız lunch paketli demiştik zaten. Ne vardı? Direksiyonumuz vardı. Vitesimiz vardı. Klimamız vardı. Çalıştığı zaman arabanın motorun gücünü öldüren. Bak sabahtan beri 120 yaptık ha. Ooo 5. vites atsa 140 yapacak lan. Ha? Speed limit diyor. Yavaş. Hepimizi göstereceksin diyor. Yavaş diyor. Uyarı koymuşlar bak. Tabii canım. Bunu değiştirebiliyoruz büyük ihtimalle. Tabii ki şuradan modlara girerekten. 120'ye koymuşlar. Demek ki hakikaten hayatı sakin bir ablamız kullanmış. Demek ki. Zaten araba 3'e taktım herhalde. 5 mi yaptım, 3 mü yaptım? 3'e yapmışsın evet. 3 yaptım 3. Evet, rol yapıyoruz. Gidiyordu. 100. 110. 120. Yani rol yapıyoruz da yani gidiyormuş gibi yapıyoruz hani rol. E200 kompresörle saçma bir drag yapsana. Amcamın farkında olmadan araba da full dolu. E200 kompresör? E200 kompresör. Adam farkında değil yalnız. İçinde 6 kişi var. Evet 6 kişi var. Abla bizle dalga geçiyor, kameraya çekiyorlar diye. Bir tane abla arabaya doğru baktı, gülmeye başladı. Bu araba işte, içinden. Bu işte bir abaza bu arabada ne işi var diye. Hadi. Evet. Yapıştır Serhat İnci. Bas. Yapıştır. Allah. Ay. Halk otobüsüne yetişirsem. Lan. Helal olsun. Yetmiyor. Yalnız bu arada arkadaşlar E200 kompresörcü arkadaş yarıştığının farkında değil. Geçtik. Ben anlamam. Geçtik mi? Geçtik. Evet. Dayı 95 yaşındaymış. Sağ boş. Yapıştır. 30 derece ayar. Ver. Helal olsun. Speed 120'yi geçtik. 6 yok. 5 var. Çok güzel bir araba. Evet gerçekten. Çok çok şık bir arabamız. Aşırı güzel ya. Bunu aldığın zaman bunu kim alır Serhat İnci? Bunu kim alır? Düz stres kullanmayı bilen bir insan alır yani en azından. Bunu kim niye alsın vallahi bulamadım. Yani otomatik olsa kadınlar için çok eğlenceli de. Yani şimdi kadınlar derken böyle bayan arkadaşlarımız var ki mesela benim kızım var. Biliyorsunuz tanıyorsunuz birçoğunuz artık İlayda. Bunu gösterdiğim zaman baba diyor sakın diyor bana ondan bahsetme diyor. Ben ona binmem de onun niye Allah ya? Belasını vermiş diyor. Kız çocuğu olsam binerdim gayet güzel. Yani bilmiyorum. İçim içi temizmiş bak. İçi güzel canım yani araba genel anlamda temiz. Bu araçtan bahsedelim. Bu araba güzel. Direksiyonu yıpranmamış. Deri direksiyon bu arada. Ekim edemeyin yani. Hissiyatı güzel. Ses topuzu güzel. Renk yüzü uyumu güzel. Bu arada 4. viteste hala %100 gidiyoruz. Bağırdığımıza bakmayın biz. Bağırıyoruz da araba yürümüyor. Bu havaalanı yolunun bu kadar uzak olduğunu. Oğlum biz biraz önce zıt zıt diye geçtik buradan. İlk defa bu kadar mesafeyi hissettim yani. Evet gidiyoruz. Köyümüze doğru gidiyoruz. Adam devrilmeyelim. Yok devrilmeyelim. Yani şöyle yollarda gezmek için çok da saçma değil aslında. Yani evet. Mesela Muğla'da falan yaşıyorsun. Böyle o köylerde, möylerde gezeceksin. Oo, çok güzel. Gerçek. Aynen. Tek başına mı yaşıyorsun? Yok bir kız arkadaşınla yaşıyorsun falan. Böyle sevimli. Ha. Bağıyla bahçeyle işin var mı? Yok babadan para yiyorsun. He, kira mira geliyor. O zaman bunu niye alayım? Gire Mercedes CL'ye kalırım. O kadar da gelmiyor ama. O kadar gelmiyor yani. Az geliyor. Yani ayda 3000 lira kira geliyor. He. Öyle sen de... Muğla'da ev kiran yok. Muğla'da mı? İşte bir yere sıvanmışsın öyle. Tamam öyle ığıl ığıl yaşıyorsun. Ha, yani. Yaşıyorsun. Tam onların arabası. Evet doğru. Fakir ama zengin gönüllü. Fakir ama zengin gösterelim. Yolda bir şey yürüyor. Ne o ya? Ne? Yürüyor. Ana! Kondik! Ne yapıyorsun lan? İt! Köpekmiş. Enik. Yalnız araba 3'e attı, 2'ye attı çekmiyor. 1-2, 1'e 1 ile kalk istersen. Serhat İnce araba süremiyor. İlk defa. Eşlik. Bu arada aynalar efsane büyük ve çok güzel görünüyor. Arkanı çok rahat görebiliyorsun. Her göreni gördüğün zaman çekil kenara diye büyük yapmışlar bilerek. Hakikaten çok büyük ve güzel ya aynalar. Çok şaşırdım bak. Evet.
ki diyorum ya, arkadan her gelene yol ver diye. Harbi arabayı gerizekalıya göre yapmışlar. Tövbe estağfurullah. Urba. Satılık lan bu araba, yapma etme, kimse almayacak, elinde kalacak. Yok ya. Garajda kalacak. Kullanımı gerçekten kolay arkadaşlar. Kullanımı yani güzel harbi. Şaka maka, şakasını bir kenara bırakalım. Çok rahat kullanımı. İnip binmesi de kolay. Koltuğu yüksekte olduğu için arabada böyle yumurta gibi başınıza eğmeden biniyorsunuz. Bak 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 bak. Oo, koltuk yükseltme var bir de. Ya. Tavandan çıkacağım abi. Yavaş tamam. İndireyim biraz. Yani şehir içinde sakin, işe gidip gelmeye falan filan gerçekten yani güzel arabaymış. Yani adrenalin beklemiyorsanız herhangi bir heyecan yaşatmasın. Beni A noktasından B noktasına götürsün. Biraz gösterişli olsun. Fakirim ama zengin göstersin. İstiyorsanız bir fiyat 500 alabilirsiniz. Az sonra aksiyonlara gireceğiz. Bir topraklara bir gidelim. Yok, toprağa girmeyeydi. İyiydi. Arabamız temizdi ama. Lastiklerini de sütlemiştik. Yıkanır ya. BMW birden geniş içi. Yalan mı? Yani ön koltuklar en sonda olduğu için evet. Geniş gibi duruyor, hissettiriyor. Buradan sağdan mı soldan mı? Ya yapma yapma ya. İyiydi. Ebemizi göstereceğimiz ya. Tutuyor tutuyor, sıkıntı yok. Bir keresinde buralarda bir yerde video çektik. Adam gitmiş bizi şikayet etmiş. Toz ettiler evimi diye. He. Dizel dolu memlekette artık var ya, iyice. Kasislerden gaz kesmeden geçti Serhat İnci. Ön arka sis farımız var, 4000 flaşörümüz var, çok büyük özellik. Bazı arabalarda yoktur. İç aydınlatma lambamız var. Bunu da bir tane mi koymuşlar? He, bir tane. Şeydeki eski kartallardaki. Aynen ha, kartaldaki lamba. Kartaldaki lambanın aynısı. Bu arada hava yastığı sayımız 6'ymış, onu şimdi fark ediyorum. Ney? Ya boru değil, 6 tane. Direklerde de var, koltuklarda da var hava yastığı. Araba 900 kilo, zaten 400'ü hava yastığı. Demek ki. Başka neyimiz var? Başka neyimiz var bakıyorum. Elektrikli aynalarımız var. El frenimiz var. 69 kahraman beygirimiz var. 69 tane ölmemiş aslanlar gibi beygirimiz var. Kendini bu işe adamış. Evet. Elinden geleni yapan. Şu yolu merak ettim. Nereye lan? Sen bu otelsin. Aha. Hani atma takla. Olmadı ya. ESP'si fazla iyi çalışıyor. Gene takla atamadık. Şu arabaları normal kullanamıyor musun sen arkadaşım? Yok. Yok. Tamam. Hay hay. Mercedes bizim dükkanda duruyordu değil mi? Tamam. Hay hay. Hay hay. Serhat İnci. Şuradan, şuradan onu dönelim ya. Sen bu havalimanı oteline mi geldik? Nereye geldik? Bir yere aynen geldik ama. Bu yol bir yere çıkmayacak. Şuradan onu dönelim. Dön. Oh, helal. Döndüydü. Araba geliyor mu gelmiyor? Hadi bakalım hop. Yapma yapma. Şu arabayla böyle aksiyonlar yapma oğlum. Bok gibi devrileceğiz ha. Yığılacağız bir yere. İnik boku gibi löp diye öyle kalacağız. Yalnız bak, bu kadar eğlence toplamı 60 km hızla giderken oluyor. Yani şu anda 30 kuruş falan yakıyoruz. 60'la gidiyoruz ama çok eğleniyoruz. Çok eğleniyoruz gerçek. Yani bak, bu araba amacı bu demek ki. Güzel ama ben epeydir bu kadar uzun binmemiştim yani. Bir 50 km yapmamıştım bu arabayla. Bana bu imkanı sağlayan... 50 km'de ya, 4 km falan yaptık, sana öyle geliyor. Teşekkür ederim. Oo, fren var ha. Ekime deme, ABS de var arabada. Lütfen. Ay, harbi fren varmış. Var. Araba hafif diye gerçekten... 260 mm çapında fren disklerimiz var. Zıbam diye durdu. Bunu ciddiye alıp hakikaten araştırma yapmayın. 260 mm falan değildir yani. 260 mm olsa bu arabanın arkası kalkar. Renegade. Las ruedas se levantaron mucho del suelo. Desde el interior se siente que el frontal del vehículo se hunde mucho más de lo normal. Gelme dayı, gelme, içinden geçerim bak, kırmızı bir şeye. Bana kırmızı elma, elma şekeri gibi bir şey çarptı. Bana yuvarlak bir şey çarptı. Dikkat edin horozlar. Vallahi çarparsak öldürürüz. Çünkü yaya güvenliğimiz %27. Çocuğum ne izliyorsun? Şu horozları çeksen oradan. Horoz mu? Euroncap'ten 3 yıldız almışız 2017 yılında. Yeter ya. Bence çok bile yani bunun için. Şurada bak, 0-100 testi yapabiliriz. Saçma sapan bir test. Dur burada. Aynen, yol boş. Dur, yol bomboş zaten. Kronometre. Kronometren var mı senin? Benim. Dur, bakalım. Şurası daha düz. Şurada duralım. Neyse tamam. Şimdi önümüz boş. Kalkacağın zaman bana al öde. Sen ben 1 2 2 3 3. Helal. 40 50 60. Kameraya tut abi onu. Tamam, kameraya tutayım. 80 90 erken attı. 90 95 98 Allah belamızı verdi. 100 20 saniye. 20 saniye. Oley! Bunun
içerisine ölürsek vallahi bak içimize imam yıkamaz bizi, şerefsiz mi yıkamaz bak. Bu evdeler gebermiş böyle kalsın derler, ikimiz birlikte gömerler bak. 140 yaptı da daha fazlası... Yok, bitti. Zor. Yol da bitiyor zaten. Yol da bitti. Evet. 150 anca, yani çok uzun sürede 150 yapar belki. Yapar. Yusuf abi teşekkürler bu fırsatı verdiğin için. Yıllardır derim ki bir tane Fiat 500 alayım, Fiat 500 alayım. İçimde kalmıştı. İçinde kalmasın. Gerek yokmuş. Gerek yokmuş, evet. Bunu kim alır? Bak düşündüğün şimdi cevap veriyorum. Kızını, karısını, eşini, dostunu çok seven, sürat yapmak istemeyen, sürat yapmasına izin vermeyen ve güvenli olmasını isteyen olgun insanlar alır. Niye? 6 tane hava yastığı var. Herhangi bir çarpma anında Allah'ın izniyle hava yastıkları korur. Onun haricinde sürat yapmaz. Allah belasını vermiş motoru zaten. Şöyle içini göstereceğim ufaktan. İçi falan geniş ya. Şey değil, sıkıntı değil o kadar değil, yani. Değil. O kadar darmar değil yani. Şöyle göstereyim biz genel olarak. Biz tane yaratık olarak 1.80 plastik başlıklarla şöyle. Ya omzumuz birbirine değmedi. Bir de bagajı gösterelim. Bagajın da şeyi çok hoşuma gidiyor. Panzot. Ha çok güzel ha. Fıtırık. Güzel bak, koltuklar falan yatınca da bayağı bildiğin bagaj var aslında. Tabii ya. Şaka mı hani? Yatır zaman normal araba moduna geliyor. Biraz gömmüş gibi olduk ama araba gerçekten sınıfının liderlerinden biri. Yani en bu sınıf satanlardan bir tanesi. Bu sınıfın kurucusu olan bir araba yani bu. Fiat 500 ta kaç yılında 1960'lardan beri kullanılan bir dizayna sahip. Yanlış bilgi verme. Niye? Yanlış bilgi veriyorsun. Niye? Asıl bunu meşhur eden ne var? Mini var. Ha mini. İlk çıkan mini, mininden sonra bu çıktı. Yok abi yakın zamanda. Neyse ben onu araştırır yazarım. Öyle güzelmiş gerçekten de. Sürüş falan çok rahat, çok konforlu yani. Beklediğimden çok daha konforlu. 0.9 turbosu var mesela. Bunun çok keyifli olur, öyle hissettim. Ama bu da az yakar, sorunsuz. 1.28 var. 120 saniye. Hiçbir derdi olmayan bir motor. Yani performans beklentiniz kesinlikle yoksa eğer bu motoru da tercih edebilirsiniz. A noktasından B noktasına gitmek için biri ideal bir araç. Aynen. Uzun yol çok keyifli olmayabilir ama şehir içinde gerçekten mükemmel bir seçenek bence. Eğer dediğim gibi performans beklentiniz yoksa, o zaman bugünlük de benden bu kadar. Teşekkürler izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Böyle garip arabalar geldiği sürece Yusuf abiyle gider bir sürer geliriz. Bay bay.